Kanalımıza herkese selamlar, saygılar. Videomuzu izlemeden önce kanalımıza abone olmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Sayın Komutanım, bununla ilgili görüşlerini istiyoruz. 24 Kasım tüm dünyada Öğretmenler Günü. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Zaten sıfırdayız. Öğretmenlerimiz de yeni. Tüm dünyada hepsinin Öğretmenler Günlerini kutluyoruz. 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık da öğretmen olsalar yeniler yani. Sıfırda çünkü. Ana ham maddeler hepsi Adem'le Havva'ya kadar da gidiyor. Hepsinin öğretmenleri. Günümüzdekiler bizlerin de öğretmenleri, sizlerin de tüm dünyanın da öğretmenleri. Helalinden kazanıyorlar. Adam gibi kazanıyorlar, yiyorlar, harcıyorlar, toplumu eğitiyorlar, yetiştiriyorlar. Günümüze kazandırıyorlar. Evlerine ekmek götürüyorlar. Herkes zengin. 50-50 sıfır. Onlar da zenginler. Durumları iyi. Hepsine buradan saygılarımızı gönderiyoruz. Öğretmenlerimiz kutsaldır diyorum ben. Ben yorum yok. Hiçbir şey demiyorum. Benim annem babam da öğretmendi. Ben yorum yapmıyorum. Yani el emeği teşekkürle ödenmez. Hazinenin açılması gerekiyor. Bir daha iki. Hiçbir yere gelemezdik, varamazdık, olamazdık, başaramazdık. Budur yani. Bir daha iki. Bu daha fazla ileri gitmez. Yeni doğmuş bebekler bile yarın öbür gün büyüyecekler. Öğretmenler sayesinde. Bizim bulunduğumuz mevkiye gelebilmeleri, biz öldükten sonra bulunduğumuz mevkiye öğretmenleri sayesinde. Sizin benim çabamla değil, öğretmen şart. Başlarında öğretmen gerekli. Öğretmenlerin değerlerini bilelim, değerini bilelim. Koruyalım. Her zaman sahip çıkalım. Rencide etmeyelim. Yaşı büyüğe küçüğe saygıda bulunalım. Toplumumuz kazançlı çıkar. Toplum kazanır, biz kazanırız. Güzel nesiller yetiştirelim. Öğretmenler Günü Türkiye'ye de kutlu olsun. Kıbrıs'a da, tüm dünyaya da kutlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sevindim. Hazine açıldığında yararlandırırsınız. Ekstra her şeyden de yararlandırırsınız. Seviniriz. Hipokratlarımız öyle. Doktorları. Din Diyaneti öyle. Öğretmenleri öyle. Öğretmenler, yurt, kurum, sendikaya bağlı olsun olmasın, yatılı okullar varsa yatılı okullar öyle. Bunları araştırıp lütfen göz ardı etmeyelim. Yararlandırılmasını, istifade edilmesini sağlayalım. Öğretmenlerimiz bizim için değerlidir yani diyorsun. Öğretmenlerimiz değerlidir. Öğretmenlerimize saygıda, sevgide 10 numara olalım. Antalya, özellikle Antalya'ya dikkat edilmesini tüm dünyanın her yerinde söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de söylerim. Antalya'ya denk geliyor. Antalya öğretmenlerle ilgilidir. Ankara'da tabii ki öğretmenlerle ilgilidir. Daha bir dikkat ederseniz seviniriz. Kurul yok olsun, efendime söyleyeyim, dershaneler olsun, polis akademileri olsun, askeri üniversiteler, liseler, Antalya'ya dikkat edilmesi, öğretmenlerle ilgili yurt, kurumlar, tatil beldeleri, bunlara dikkat edilirse seviniriz. Neden Antalya komutanım, kafam karıştı benim? Yasak olan konu ama alfabetik. Biraz açıklarsan komutanım. A harfiyle başlıyor. Evet. Ankara'da. A o da. A alfabetik yani. A harfi başlıyor dediğim alfabetikle. O konuyla ilgilenirlerse seviniriz. Öğretmenlerimizi sevelim, sayalım, sahip çıkalım. Tabii ki. Dinleyelim. Tabii çünkü ki. Onlar öğretendir. Tabii ki, tabii ki. Bilmediklerimizi öğretendir. İnsan kendi kendine sahip çıkmayı bilmeli. Yani
Şimdi insanın komşunun komşuya yediği nük de diyecek ki Greenwich'ten bu hesaplanıyor. Bermuda'ya doğru 7 asırlık bir komşunun komşuya yan gözle şöyle bakması 7 asırlık zarar zaruriyet veriyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Öğretmenlere dikkat edelim. Herkes elinden geleni yapsın. Rica ediyoruz da konu herkes kendi işinin başında olmasıyla mevcut olur. O onun yerine yesin, o onun yerine değil konu yani. Öğretmenlerin yerine başka öğretmenler geçsin diyen yok ama sahip çıkalım. Uzaktan hukukla sahip çıkalım, ilgilenelim. Gerisini zaten atar akara çıkar konu. Yani ben şöyle görüyorum, bir öğretmeni kolay kazanmıyoruz. Yıllarca okuyor. Şimdi bir göz nebzesiyle eğer ki zarar, zaruriyet, hadis, hatim, 135 ice ile hacıları aşıp da üzerlerinden, başların üzerinden, kafaların üzerinden geçip de o insana nük diyor, dünyanın çekirdeğine işliyor. Ben vallahi tebrik ederim, bravo. Her dükkanda nazar boncuğu satılıyor veya ki belli başlı çarşılarda, bu basit bir şey değil. 3-17 yılda komşusunu koruyanı ben takdir ederim. Her gün olabilecek bir şey bu, hacıların üzerinden geçip de göz nebzesine gelecek. 3-17 yılda ötekisine bakıyorsun, komşusunu koruyabiliyor. Öğretmenleri de koruyalım lütfen. Yani ricamız budur. İyi, başarılı, ben başarılı görüyorum Türkiye'yi, sorun yok. Saygılarımızı gönderiyoruz. Burası Türkiye Mersin 33-01 Cihangir. Herkese sevgiler, saygılar. Biz de 24 Kasım Öğretmenleri Günü'nü kutluyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız tabii ki. Kanalımız şu an abone sayısı az. Kanalımız hak ettiği yerde değil arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle biz buradayız. Sizlerin sevgisiyle buradayız. Alasmaladık. Sizleri seviyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz.